Devlet harcamaları, bütçeleme ve kaynak temini konularında sıkça kullanılan iki terim açık ve borçtur. Bu iki terim kullanıldıkları bağlamı mesela bütçe konusunu hiç bilmeyenler için biraz kafa karıştırıcı olabilir. İki terim birbirleriyle bağlantılı olsa da taşıdıkları anlam farklıdır. Açık, içeri giren paranın harcamalardan az olduğu durumdur. Konuya devlet penceresinden yaklaşacak olursak açık devletin bir sene içerisinde kazandığından çok harcaması durumunda ortaya çıkar. O halde açığı bir sene ya da bir bütçe dönemi içinde kazandığından çok harcamak olarak not edelim. Kazançla harcama arasındaki farka da açık adı verilir. Borçsa birine geri vermek zorunda olduğunuz meblağdır. Evet. Bunu da geri vermek zorunda olduğunuz toplam meblağ olarak not edelim. Videonun başında bu iki terimin bağlantılı olduğunu söylemiştim. Bunu anlatmak için farazi bir devlet hayal edelim. Bir de tablo çizelim. Bu birinci, bu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıl. Satırların ilkine açı, ikinciye de borcu yazacağım. Evet, bu farazi devletin birinci yıldaki açığı 200 milyon dolar olsun. Buradaki rakamların hepsini milyon dolar olarak düşüneceğiz. Anlaştık mı? birinci senedeki fazla harcama yani açık 200 milyon dolar. Bu dönemden önceki borcun sıfır olduğunu düşünürsek şu anda insanlara 200 milyon dolar borcumuz var. Bundan sonraki seneki açık bir bakalım mesela 100 milyon dolar olsun. İkinci senedeki borç birinci seneden kalan 200 ve bu sene borçlandığımız 100 yani toplam 300 milyon dolardır. Bu şekilde nereye varacağımızı görüyorsunuz değil mi? Üçüncü senede de harcamalar çok olsun ve 500 milyon dolarlık bir açık kayda geçmiş olsun. Evet, kazandığımızdan çok harcadık ve üçüncü senedeki açığımız 500 milyon dolar oldu. Bu da borcu eklenecek ve toplam borç 800 milyon dolar olacak. Borcu kapamak için tabii ki paraya ama bütçe dilinde konuşacak olursak fazlaya ihtiyacımız var. Fazlayı negatif bir açık olarak düşünebilirsiniz. Mesela dördüncü senedeki açığımız yani fazlamız eksi 100 milyon dolar olsun. Bu eksi 100 milyon dolarlık bir açık olarak değil de devletin 100 milyon dolarlık fazlası olduğu şeklinde dile getirilir. Fazladan 100 milyon doları var. Ve eğer bu fazla borcu kapamak için kullanılırsa dördüncü yılın sonundaki borç 700 milyon dolar olur. Bunlara ek olarak farazi devletimiz dengeli bir bütçesi olan bir yılda geçirmiş olabilir. Ne bir fazla ne de bir açığımız olduğunda borç da sabit kalır. Bazılarınızın bu noktada borç faizine düşündüğünüzü biliyorum ama borcun faizi bütçenin bir parçasıdır. Yani bütçe yapılırken bu açık veya fazlalar içinde hesaba katılmıştır. Tüm bu anlattıklarımın biraz daha iyi anlaşılabilmesi için size Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek göstermek istiyorum. Karşınızda 1960'lardan günümüze Amerika'nın açık ve fazlalarını gösteren bir grafik var. Grafik sağ tarafta daha açık renkle gösterilen çizgilerin olduğu kısımda geleceğe dönük tahminleri de içeriyor. Ama bu tahminlere her zaman şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini sanırım söylememe gerek yok. Çubukların aşağı doğru olduğu yıllar, Amerikan hükümetinin açık verdiği, doğrunun üzerinde kaldığı yıllarda fazlası olduğu yıllardır. Fazla hükümetin kazancının harcamalardan çok olduğu durumdur. Mesela iyi vergi toplanan bir yılda öngörülen kadar harcama yapılmadıysa bütçede fazla oluşacaktır. İşin özeti açık ve fazlalar hükümetin kazandığından az ya da fazla harcamasıdır. Borçsa birisine geri ödemesi gereken toplam meblağdır. Anlaştık mı? Toplam borcun da daha iyi anlaşılması için burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borçlarına ait bir grafik görüyoruz. Bu grafikte 70'lerden günümüze uzanıyor. Borcun ne kadar çok biriktiğini görebiliyorsunuz, değil mi? Buradan toplam borcun 20 milyon olduğunu görüyoruz. Çok da bir şey değilmiş demeden önce durun. Çünkü burada da milyon dolar yazdığı için toplam borç neredeyse 20 milyon çarpı milyondan 20 trilyon dolar. Evet, bu meblağ Amerikan hükümetinin geri ödemesi gereken meblağdır. Şu anda bazılarınız Amerikan ekonomisinin büyüdüğünü ve borcun gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi olarak verilmesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu da borcu gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi olarak gösteren grafik. Çok da dramatik değil ama kamu borcunun yıllık gayri safi yurt içi hasılaya eşit olduğunu görebiliriz. Bununla kendi yaşantımız arasında bir benzetme yapacak olursak, bu durum örneğin 100 bin lira kazandığımız bir yıldaki toplam borcumuzun 100 bin lira olması durumudur. Peki, borcumuza eklenecek bir açık vermenin fayda ve zararları nedir diye soracak olursam bana ne cevap verirsiniz? Zaman zaman borcu eklenecek açık vermenin faydalarından birinin devletin konjöktüre karşı mali politikalarını uygulayabilmesi olduğu söylenir veya eğer ekonomi bir küçülme döneminde ise bu sayede devletin genişlemeci mali politikalar uygulayabilmesini sağlar. Bundan daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Bu gibi durumlarda devlet vergileri düşürür, harcamaları arttırır ve bu sayede küçülmenin ciddiyeti biraz olsun kırılabilir ve uzun vadede herkesin durumu daha iyi olur. Tabii bu tartışmalı bir konu. Çünkü her devletin stratejisi farklıdır. Ekonomide tek bir doğru olmayabilir her şey bakış açısına göre değişir. Açık vermek ya da vermemek de stratejik bir tercih olarak görülebilir. Açık vermenin zararlarını düşünmek daha kolay. Borç bir noktada o kadar birikir ki sürdürülemez duruma gelebilir. Ve borcu çok daha fazla olup da borçlanmayı sürdüremeyen yani faizini bile ödeyemeyecek duruma gelen birçok ülke var. Borç aldığınızda ister bir şahıs olun ister bir devlet borcunuza faiz işlemeye başlar öyle değil mi? Ekonominin kuralı budur. Ve sürekli borçlanmaya devam ederseniz faiz bir noktada o kadar fazlalaşır ki ödeyememeye başlarsınız. Borcun faizini ödüyor bile olsanız bir devlet olarak faiz için ödediğiniz o parayla çok daha farklı şeyler yapabileceğinizi de düşünmelisiniz. Uzun süre açık vermek sonunda birikmiş borcun artması pazardaki faiz oranlarını da etkiler. Evet, bu faiz oranlarının artmasına sebep olabilir para piyasalarını incelediğimizde hükümetler borç almaya çalıştıkça para pazarındaki talep sağa doğru kayar ve eğer faiz oranında artarsa dışlama etkisinin oluştuğunu hatırlayalım. Bu, artan faiz oranları karşısında yatırım yapmak için borçlanacakların sayısının düşmesi durumudur. Tüm bunlar oldukça ilginç kavramlar. Ama bu videodan almanız gereken ders, borçla açık arasındaki farkın ne olduğuydu açık ve fazlalar hükümetin kazandığından az ya da fazla harcaması borçsa birine geri ödemesi gereken toplam meblağdır.